Merhaba. Matkap serisinden elektropneumatik matkaplara bakacağız. Elektropneumatik matkaplar darbeyi hava ile yapan uzun ömürlü makineler. Özellikle büyük çaplı delikler delerken elektropneumatik kırıcı deliciler bunda bize hız ve vibrasyon ya da düşük vibrasyonu ile hızlı delim süresi ile özellikle profesyonel kullanıcıların ilgisini gerçekten çok çekiyor. Makinamız SDS Plus olma özelliği farklı bir uç giriş sistemi anlamına geliyor. Bu uç giriş sistemi makinenin ürettiği enerjiyi kayıpsız olarak betona kadar iletmemizi sağlıyor. Çok rahat bir takılma sistemi var. Bu şekilde çok rahat takabiliyorsunuz. Sadece kırma için değil, dilerseniz delme uçlarında rahat bir şekilde söküp takabiliyorsunuz. Bu da size hız kazandırıyor. Önemli bir ayrıntıydı. Sadece darbeli delmek söz konusu değil. Dilerseniz darbesiz ya da darbeli hem dönme hem delme ya da sadece kırma işlemleri için kullanmak mümkün. Makinenin sol tarafındaki ayar butonundan bu seçenekleri rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Sadece matkap olan bölge darbesiz delme, yani metal ahşap dilim işlemlerinde kullanabileceğiniz bir seçenek. Eğer beton delmeye geldiğinizde ise matkapla çekiç işaretinin aynı yerde göründüğü tarafı seçmelisiniz. Bu da özellikle perde ya da sağlam beton delimi varsa o zaman burada kullanmamız gerekiyor. Ama bu makinenin farklı bir özelliği daha, kırma özelliği de var. Yani fayanslarınızı, küçük çaplı beton parçalarını kırmak için de kullanabiliyorsunuz. O zaman sadece çekiç işaretini kullanabiliyoruz. Makinenizin iki seçeneği arasında kalan bir keski modu var. Bu keski modu da varyolog modudur. Özellikle kırma modunda makinenizde kendinize göre ayarlamak için keskinin pozisyonunu değiştirmek için bu modu kullanabilirsiniz. Bu da eğilip bükülmeden rahat çalışmanız anlamında size avantaj sağlar. Elektropneumatik kırıcı delicilerde her matkap olduğu gibi gene sağ sol dönüş mevcut. Bunu komple yatağa çevirerek yapmak mümkün. Özellikle kırıcı delicilerde bu çok önemlidir. Ve rahat ulaşılabilen sağ sol dönüş ayarını makinenin arka kısmından yapabiliyorsunuz. Şalterden devir ayarı, yani devre tetiğe bastıkça hızlanan, bıraktıkça yavaşlayan bir moda sahip. Bu da farklı çaplarda, farklı hassaslıkta çalışmak demek. Gene bu makinede, diğer makinede aynı şekilde şalter kilitleme özelliği mevcut. Eğer sürekli aynı devirde çalışmak istiyorsanız, şalteri kilitli olarak sürekli çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu tür makinelerde kuvvetli makineler olduğu için özellikle bu makine 800 watt ve 3 joule'lük darbe kuvveti üretiyor. Fakat kullanıcı güvenliği çok önemli. Çünkü böyle güçlü bir makineler sıkıştıkları zaman kullanıcının zarar görmemesi için kafa kısmında bir emniyet devriyaj sistemiyle donatılıyor. Bu sistemde sıkışma anında makinenin boşa dönmesini sağlayarak özellikle iskele tepesinde ya da binanın yan taraflarında çalışan ya da makineyi tek elde tutan arkadaşların kollarının kırılmasını ya da aşağıya düşmesini engelliyor. Kullanıcı dostu, kullanıcı güvenliğini önemseyen ve hızı deliklenebilen ayrıcalıklı bir makine GBH 226.